Herkese selam ben Numan. Bugün diğerlerine nazaran gerçekten çok daha farklı bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bugün yaşadığım garip bir olayı ve biliyorsunuz Roblox'ta ban muhabbetleri başlamıştı. Onunla alakalı güzel bir haberi anlatacağım size. O zaman ilk önce bugün yaşadığım garip olayla bir başlayalım. Ondan sonra da size iyi haberi vereceğim. Bugün böyle Roblox'un ana sayfasında oyun ararken bir şey fark ettim. Ya. Ben böyle oyunlara bakıyordum ve bir anda gözüm sol tarafa gittiği zaman Görüyor Toplamda 32 tane mesaj gelmişti bana. Belki bu sizin için normal bir şey olabilir ama gerçekten bana hiçbir zaman böyle çok fazla mesaj gelmez. En fazla 1-2 tane mesaj gelir. Hatta bu mesajların nasıl atıldığını bile bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Bunları genelde siz atıyorsunuz bana. Ama asıl önemli konu ise bu mesajların içeriğiydi. Hemen şöyle bir tıkladığım zaman siz de birazdan anlayacaksınız. Ve evet Fark ettiğiniz gibi aynı kişi bana bir sürü mesaj atmış. İlk başta çok fazla şaşırdım söylenemez. Çünkü yani birisinin spam atması okçu normal bir şey. Ama böyle bir mesajlara baktığım zaman mesajlar kişiden çok garip yazılıydı. Yani bilmiyorum. <laughs> Mesela hemen bir tanesi size okuyayım. Konu başlığı hediyeler. Aldığım hediyeleri beğendiniz mi yazmış. Ve isimde Salih olan bir arkadaşımız. Tipinde böyle garip bir şeymiş. Ve gerçekten bu tarzda bir sürü mesaj atmış bana. Ve hepsi de farklı farklı neredeyse. Mesela başka bir arkadaşımız bana normalde işte muzcuk yazmış. Ya da ne bileyim. Abi selam öküm yazmış. Genelde böyle mesajlar gelir. Ve gerçekten çok az gelir dediğim gibi bunlar bana. Bir anda bu kadar çok mesaj gelince bir okuma kararı aldım. Verdiğim güzel hediyeleri beğendiniz mi tarzında böyle garip garip şeyler yazıyordu. Gerçekten Türkçe mi sıkıntılı yoksa ben mi anlamıyorum bilmiyorum ama. Böyle bir mesaj yazıyor. Onu spamlatıp sonra başka bir şeyler yazmaya başlıyor. Mesela burada e, sansürlenmiş bir yazı yazmış bana. Yani hediyeler verdiğim güzel hedidir beğendiniz mi ne demek gerçekten hiçbir anlamadım ama ondan sonra en son yazıklara baktığım zaman sanırsam bir şeyler anlamaya başlamıştım. Hemen sizlere onu da göstereyim. Yine burada Aldığım hedileri beğendiniz mi tartışarak yazmaya başlıyor. Yani hedilerin ne olduğunu hala anlamadım açıkçası burada ama. Ondan sonra bana burada bir profil atıyor. Ondan sonra da bana hediler güzel miydi adında bir mesaj atıyor. Hala dediğim gibi hedinin ne olduğunu bilmiyorum burada ama. Ondan sonra bana bir tane daha Roblox profil atıyor. Ve asıl olayın koptuğu yerde burada başlıyor. Roblox'un report sistemi sence de iyi çalışıyor mu diye bana bir mesaj atıyor. Ve bunu da yine spamlıyor bana. Bunu dört kez yazdıktan sonra da sadece görüşürüz dip mesaj atmayı bırakıyor. Yani gerçekten... <laughs> <laughs> o kadar komik ve saçma bir olay ki. <laughs> İlk başta gerçekten bana da çok komik gelmişti. Ondan sonra verdiği bir profillere girmek istedim. İlk attığı profile girdim ve aa, bu benim profilimmiş. Tamam dur. <laughs> çok da farklı bir şey değil. Aynen bu benim profilim abi. O zaman ikinci profil daha farklı değil mi? Aynen aynen. İkinci profilde galiba bir şey vardı. Dur. O zaman şimdi ben bu profile girelim bakalım. Profili yazdım ve evet. Hay numacer no o oh, diye bir hesap çıktı. Hesapta... Hiçbir şey yok. 2023'ünün Birinci aa daha dün açılmış bir hesap ve hesapta gerçekten hiçbir şey yok sadece bana mesaj yazan arkadaşlar ekleymiş oyunu var mı abi aa oyunu var Hı. dur bakalım ve sırasında burada bir kod var abi bunu birazdan bakacağım ama ondan önce bir şu tişörtünde ne yazıyormuş ona bir bakmak istiyorum onu baya bir merak ettim hello fan diye bir şey yazıyor ve hay 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 new team fan bir şey yazıyor abi üstünde yani. Yani açık konuşmak gerekirse hiçbir şey anlamadım. Galiba birileri benimle eğleniyor. Öyle <laughs> yani bilmiyorum gerçekten garip bir şeyler. Şu biraz daha hesabı bir incelemek istiyorum. Ya böyle kıpkırmızı bir hesap. Bir tane galiba hacker vardı. Tam ismini hatırlamıyorum. Kukili mukili bir şeydi sanırsam ona bir benzetme çalışmış galiba kendisini. Bir de şu Salih'e bakmak istiyorum. Biliyorsunuz bana mesaj yazan arkadaş buydu. Ve anladığım kadarıyla bu normal bir hesap abi. 2021 yılında açılmış. Böyle farklı farklı oyunları favori eklemiş abi ve... Bu arkadaşımızın tek arkadaşlara ekli olan kişi. Hayno Maçer O adındaki kişiymiş. Şöyle bir takip ettiklerine baktığım zaman farklı YouTube'lara takip ediyorsunuz sanırım aynen. Yani buna çok bir alakası yok. Arkadaşlarına da yine hangi maçlar var dediğim gibi. Allah Allah. Yani gerçekten garip. Peki bunun oyunu var mı? Bunun da bir oyunu var ve iki kişi oynamış abi bu oyunu. Hatta iki tane oyunu varmış. Ve bunun açıklama kısmında bir yazı yazıyor. Bu yazıyı bir çevirmek istiyorum. Bu galiba Morse alfabesiydi. Şöyle bir internete yazsam zaten çıkar büyük ihtimalle. Yazıyı internete yapıştırdığım zaman direkt Morse alfabesiyle alakalı şeyler çıktı. Bir tane site buldum. Bu sitede Morse kodunu normal bir metine çevirebiliyormuşuz. Kodu yapıştırıyorum ve aha 7 Nisan dedi. <laughs> ne oluyor abi beni mi ektiyorsunuz ya? <laughs> Vallahi birisi bende güzel eğleniyor şu an Bugün aylardan kaç abi? Ocak 17. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Daha 3-4 ay var be. 7 Nisan. Allah Allah. <laughs> Gerçekten yani bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse büyük ihtimalle söyleyeyim birisi benimle sadece eğleniyor. İlla YouTube'da görmüşsünüzdür. Sözde işte böyle hacker olduğunu iddia eden kişiler böyle saçma sapan tarih veriyor. O tarihi öteriyor bir şey yapıyor. Böyle garip bir şey. Büyük ihtimalle aynısını banda yapıyorlar şu an. Bir ben bu arkadaşların oyuna girmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse ben de böyle çok şeyler takmam ama. Gerçekten yani bir tık eğlenmeye başladım abi şu an. Dur. Mu? Oo dur oyunda bir şey var bu arada. Oyun oyunmuş. Ana! Oyunda silahlar falan var abi. Bıçağımız var maşallah. Alevledim abi. <laughs> Bu map ne be böyle? Bu mapte gizli bir şey mi sakladı acaba? Vallahi o. Bilmiyorum illa ki belki aranızda inanmayanlar olabilir işte. Kesin böyle işte kendisi bilerek yaptı falan filan diyebilir ama gerçekten böyle işlerle uğraşacak birisi değilim. Ve kanalıma istiyorsanız bakabilirsiniz. böyle hiçbir içeriğim yok yani. Hadi desem bu tarz içerikler yapıyorum falan desem gidip kendim oyun yapayım, kendime mesaj atayım falan da yani gerçekten bunlarla uğraşacak hiçbir faktim yok da abi bu ne be? Bu silahlar çalışıyor ve maşallah çok şeşleri var. Şeşleri. <laughs> acaba çalışıyor mu bu? Birilerini öldürebiliyoruz mu? Şimdi etrafta dolaşmak istiyorum ya. Bu ne abi? Burada büyük büyük kapılar var. Allah Allah. Gerçekten oyun bu arada garibe benziyor abi yani bilmiyorum. <laughs> şöyle bir etrafa bakınıyorum ama çok fazla bir şey bulamadım. Bir şöyle bir yukarı çıkmak istiyorum abi. Burası şeye benziyor ya. Ee, CSGO'da belki biliyorsunuzdur. Dust 2 mapi vardı ya. Onun tarzında yapılmış birazcık. Böyle kumdan her şey. <laughs> Ve yok abi evet. Gerçekten hiçbir şey bulamam sanırsam. <laughs> bir de o zaman diğer oyuna girelim bakalım. Bu oyunda herhalde herhangi bir şey yok. Veya saklıysa çok Garip bir yeri saklamış herhalde bilmiyorum. <laughs> İkinci oyunumuzun bir ismi yok ve hiç kimse de bu oyunu oynamamış. Ama özel sunucunun parası 14 Robux abi. Niye onu değiştirdin ki sadece? <laughs> Dur bakalım abi. Yani şu an ne oldu anlamadım ya. Açık uçmak işte ben büyük ihtimalle böyle çok fazla bir şey olmaz. Hatta bir video çekmem diyordum. Ama gerçekten bir şeyler oluyor abi şu an. Yani bilmiyorum. Ben de bir tık heyecanlanmaya başladım. Yani şöyle bir bakıyorum da bu oyun bayağı boş bir oyun sanırsam. Bir mapin aşağısına bakmaya çalışacağım abi şöyle bir gidip. Şöyle bir belki aşağıya bir şey koymuş mudur? Yok burada da bir şey yok. bu borsa tamamen bomboş bir map yani hiçbir şey yok. O zaman bir de High Nomacher O diye bir hesap vardı ya bir de onun oyununa gidelim bakın. Belki onda bir şey vardır. Hemen şu hesaba girelim ve aha da oyun burada abi. Büyük ihtimal bu da baya bomboş bir oyun olacak çünkü kesinlikle hiçbir şey yok oyunda. Hemen şöyle oyuna giriyorum bakalım ne çıkacak bundan. Ve anladığım kadarıyla bu da abi Roblox'un kendi verdiği oyunlar vardır ya onların Aynısı. Yani aynen. Herhangi bir fark göremiyorum ben. Şöyle bir gideyim hatta. Şurada bir şeyler var mı abi? Yo. Yani aynen. <laughs> ban ile alakalı videoda da demiştim ya işte bu tarz bedava bir oyun veriyor. O oyunun aynısı aslında. Eğer siz Roblox'ta yeni bir hesap açarsanız direkt böyle bir oyunda başlıyorsunuz. Böyle bedava bir oyununuz oluyor ama yani oyun herhangi bir şey yok abi anlaşılan. Açık kuşmak gerekirse gerçekten bu arkadaşların amacını anlamış değilim. Yani Roblox'un report sistemi sence iyi çalışıyor mu falan yazıyorlar. Yani... Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Bu konu hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlara yazın. Dedim ki bu tarz içerikler çok fazla yapan bir kişi değilim. Yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum Roblox'ta. Tamamen böyle işte ne bileyim ünlü olmak için mi yazıyor bunları bana yoksa yani bilmiyorum gerçekten. Yoksa gerçekten bunlar banlayanlardan birisi mi bilmiyorum. <laughs> yani bilmiyorum Hiç pek sandığım söylenmez ama genel olarak yazdığı şeyler bunlar. Yani hediyeler güzel miydi falan yazıyor. Hediyesi ne olduğunu bilmiyorum ama hala. Yani anlamadım. Bir sürü de mesaj atmış arkadaş ya. <laughs> böyle hepsine bakıyorum ama... Herhangi bir farklılık yok abi. Hepsi benzer şeyler. Gerçekten ilginç ne diyeyim. Galiba birileri böyle canı sıkılmış ve birazcık benimle uğraşmak istemişler. Yani açık onun için bir tık böyle şey oldum ya. Yani bilmem ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığım için de garip hissettim diyebilirim ama benim fikrim büyük ihtimalle tamamen böyle kendini biraz daha ünletmek istediğin yaptıkları bir şey düşünüyorum. Üşenmesen belki tüm isimlerini sansürlerdim ama yani gerçekten sansürlemesen bir şey olmayacak abi. Büyük ihtimalle tamamen fake bir hacker olduğunu sanan bir kişi kendisi. Daha doğrusu kişiler de olabilir bilmiyorum. Belki iki hesabı kendisindir. <laughs> Değil mi? Bu tarz şeyleri çok fazla bilen birisi değilim. Youtube'da hiç böyle içerikler yapmadım. Yapanlar illaki gördüm ama yani genelde onlar fake oluyordu. Büyük ama bu da böyle fake hacker olduğunu sanan bir arkadaşımız ama olsun yani yine de beni birazcık eğlendirdi ya. Ne bileyim oyunlara falan girdik böyle bir şeyler aradık ama güzeldi güzel. <laughs> Başarılı. O zaman şimdi sırada ban konusuyla ilgili güzel haberleri vereyim. Biliyorsunuz banlanma muhabbeti neredeyse bir iki haftadır falan var artık Roblox Türkiye'de. Ve artık iyi olan haber geldi ve yavaş yavaş yabancılarda bu sıçradı. Ya tabii ki insanların banlanması kötü bir şey ama Yabancılara sıçraması demek bu işin artık çok daha hızlı bir şekilde çözülmesi demek. Eğer aranızda bu şekilde banyayanlar varsa benim düşüncem yakın bir zamanda yabancılar da iyice popülerleşecek ve bir anda bu sorun çözülecektir. Geçen çünkü çözülmemesi çok saçma. Çok saçma bir sebepten banyo insanlar yani bilmiyorum. Bu şekilde size haberi de vermiş olayım. Kısacası yakın bir zamanda bence banınız açılacak. İyice yabancılar da yaygınlaşsın zaten onlar böyle tepki gösterecekçe Roblox'a illaki bir adım atacaktır. O zaman bu yuhumuz burada bitirelim. Açık konuşmak gerekirse ben buradan bir içerik çıkan falan düşünmemiştim. Böyle bomboş bir şey söyledim ama gerçekten güzel yapmışlar yani. En azından kurgulamışlar bir şey. Ne diyeyim helal olsun. <laughs> ne kadar fake olsa da eline sağlık diyeyim. Ne diyeyim yani. Yani. O zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz ürünü denmişsiniz. Europa Park veya benim tarafımdan görüşmesiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.